Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iOS 15.4 Beta 2'yi inceleyeceğiz. Öncelikle bu güncelleme bana 887 MB olarak dün gece geldi. Benim telefonum iPhone 13 Pro Max. Yaklaşık olarak 1 GB'a kadar da farklı cihazlara göre çıkabiliyor. Her cihazda da aynı boyuta sahip olması şart değil. Güncellemeyi yaptıktan sonra herhangi bir alan artışı ya da azalışı söz konusu olmadı. Yani güncellemenin kendi kapladığı yerin haricinde. Yapım numarasına bakacak olursak 19E521-9E olduğunu görebiliyoruz ve son harfinin de E olduğuna bakacak olursak hala daha bu güncellemenin adamakıllı kullanılmasında bayağı yol var. Bir modem güncellemesi var bu güncellemenin içerisinde. Yani bağlantı problemleri yaşıyorsanız bir nebze daha iyi sonuç alabilirsiniz. Ama bu demek değildir ki tuvalette çekmeyen Wi-Fi'niz artık çekecek. Bu genelde 5G, 4G, LTE arası geçişlerde kullanılan özellikler için geçerli. Bu güncellemeyi ben yaptığım zaman Hello ekranı geldi telefonuma. Onun ekran görüntüsünü almam mümkün olmuyor, çekemedim. Ve birkaç tane de kurulum ayarı yaptırdı bana. İşte Siri ayarla, şunu ayarla, bunu ayarla diye. Yani yeniden bir iPhone kuruyormuşum gibi oldu aslında. Ama herhangi bir uygulamam silinmemiş, her şey burada olduğu gibi duruyor. Buradaki ilk değişiklik büyüteç uygulaması içerisinde şu kameradaki gördüğünüz seçenekler eklendi ve bu tuş burada değişmiş oldu. İstiyorsak bunu ön kameraya da alabiliyoruz. Otomatik olarak da ayarlayabiliyoruz. Büyüteç uygulamasının içerisinde böyle bir değişiklik var. Apple iPhone'larla birlikte temassız ödeme yapabileceğimizi söyledi. Yani NFC gibi bir teknolojiyi kullanarak iki tane iPhone'u böyle tokuşturduğunuz zaman birbirleriyle ödeme yapabilecekleri anlamına geliyor bu. Kredi kartı kullanırken fiziki olarak yanımızda olması ya da kullanmamız gerekmeyecek gibi özellikleri var ama bunlar Apple Pay bazlı olduğu için çok yüksek ihtimalle Türkiye'ye yakın gelecekte gelmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi değişik bir şey olmuş. Bu güncellemenin yazılımları arasında üçüncü parti uygulamaları iPhone'larımızda kullanabilmeyle ilgili bir takım kodlar bulunmuş. Üçüncü parti uygulamalar ne demek? Android'lerin APK mantığı demek. Ama ben açıkçası bunun var olacağını düşünmüyorum. Sadece durumla ilgili sizi de bilgilendirmek istedim. Apple'ın Digital ID özelliğiyle ilgili çeşitli kodları vardı biliyorsunuz, size daha önce söylediğim. Bu kodlarla ilgili de yine birkaç tane gelişme olmuş. Onun dışında maske ile Face ID kullanırken eğer açmıyorsa ya da yüzümüz doğru hizada değilse telefon artık şu kilit ekranının alt kısmında bize diyor ki işte aşağı doğru bak gibi bir şeyler eklemiş. Yani suratımız eğer telefonumuzu açmazsa. Eski cihazlarla ilgili bir bildirim yapmak istiyorum burada. Face ID'nin hala iPhone 12 ve 6 cihazlarla çalışıp çalışmayacağına dair bir bilgimiz söz konusu değil ve bu güncellemede de hala iPhone 12 ve iPhone 13 serileri için geçerli ama ben eninde sonunda diğer cihazlara da geleceğini düşünüyorum. Erişebilirlik kısmına geldiğimiz zaman ayarlardan VoiceOver, yani sesle kontrol diye bir şey var biliyorsunuz. Bu sesle kontrol kısmında açtığımız zaman bir takım özellikleri değiştirebiliyoruz ve bize sinematik modu kullanırken de sesle yönetme imkanı sağlıyor artık. Yani biz bu özelliği kullanıp da sinematik modu kameramızdan kullanmaya kalkarsak eğer biz bunu artık sesle kontrol edip sesle denetim şeklinde kullanabiliyoruz. Kestirmeler uygulamasında düşük güç modunun işareti yeşilden turuncuya döndü. Çok gerekli bir bilgi. Mutlaka not alın. Müzik ve fitness uygulamalarına gelecek olursak Apple Müzik ve Fitness'tan bahsediyorum ki fitness Türkiye'de zaten yok. Çeşitli AirPlay seçenekleri eklendi. Dolayısıyla artık müzik dinlerken bunları rahatlıkla paylaşabiliyoruz ya da fitness uygulamasını kullanırken velev ki yurt dışındayız bunları yine kullanabiliyoruz. Bunlar bu güncellemedeki değişiklikler. 15 tane hala bilinen açık var ve benim 15.4 beta 1 güncellemesinde yaşadığımda birçok problem vardı. Mesela Apple'ın kendi navigasyon harita uygulaması rezalet çalışıyordu, benim yerimi bulamıyordu. Dün gerçekten hissi kablel vukuyla gideceğim yeri buldum. Bu bence bayağı bir eksi. Face ID'nin stabil olmaması zaten başlı başına bir problem. Hani maskeyle Face ID var diye seviniyoruz, tamam güzel ama işe yaramıyor ki şu anda. Hiçbir zaman açmıyor. Özellikle ben N95 maske takmaya çalışıyorum. Yusuf maskelerinden. O maskeleri takınca hiç açılmıyor. Bu da bir problem. Depolama alanıyla ilgili biliyorsunuz bir problemimiz vardı bizim. Birkaç güncellemedir hatırlatmıyorum. Hemen bir hatırlatayım. Buradan iPhone saklama alanına girdiğiniz zaman şu saklama alanında lüzumsuz büyük gözüken bir yer var oluyordu. Hatta belki bende de vardı şu an çünkü çok fazla yer kaplıyor olduğundan fazla. Burada olmayan yerleri gösteriyordu. Bunda da maalesef ki bir problem yok.
Bir de benim en çok sinirlendiğim nokta şu. Bir hani siri diyoruz ya biz şimdi, ben buraya muhtemelen sansür atacağım algılamasın diye. Bu komut hiçbir şekilde telefonumda çalışmıyor ya. Yani ışıklarımı ben çünkü ona bağladım. Çalışma ortamımın aksesuarlarını ona bağladım. Bir sesle ben bütün atmosferimi hazır edebilirken şu an gerçekten uzakta durduğum zaman telefonuma söylüyorum kelimeyi, dinlemiyor. iPad'im kaç metre öteden duyup bana cevap veriyor da yapıyor. Dolayısıyla bu da bence gerçekten bu güncellemenin en büyük problemlerinden bir tanesi. Bataryaya bakalım hemen. Şimdi burada son 10 güne baktığımızda burada mesela ben 6 yaklaşık 7 saate yakın bir ekran süresi almayı başarmışım. Ama bir gün sonraya bakıyorum. Bakın burada aslında baktığımızda yine 7 saatlik bir ekran süresi almayı başarmışım. Bu ikisini topladığımız zaman 6 saat 7 saatlik bir şey ben %50'lik şarj ile almışım. Bir gün önceye bakıyorum 7 saati %50 şarjla almışım. Bir gün önceye bakıyorum %50'den bir tık altı şarjı 7 saatten de fazla almışım. Ama perşembeye geliyorum %75 şarjla yaklaşık 6 saat almışım. Bir gün sonraya geliyorum burada yine iyi 9'lara çıkmışım ama tekrardan buraya bakıyorum. Yani şarj miktarım arttı, bataryam daha çok tüketmeye başladı. Dolayısıyla aynı süreyi daha uzun şarjlarda alabiliyorum. Bu da benim için bir problem. Yani batarya durumu çok da iyi değil aslında. Pil sağlığımda da herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı. Performans olarak bakacak olursak benchmark skorlarını bir göstereyim size hemen ama ben öyle bir almışam fark görmedim. 1740'tan 1736'ya, 4847'den 4799'a düşüş var. Hikayeden bir düşüş. Compute'a geliyorum. 14900'den 14500, bu da hikayeden düşüş. Yani aslında performans olarak da aynı performansı almamız gayet muhtemel geçtiğimiz haftalarla birlikte. Pek de fazla üzerine söylenecek bir şey yok. Şimdi takvime bakacak olursak bu güncellemenin aslı ne zaman çıkacak? Artık haftada bir ya da iki haftada bir şeklinde ilerlediğimiz için bence 16 Şubat'ta, 15 Şubat'ta tarihe göre değişir. Bizim yeni güncellememiz gelecektir. Yeni güncelleme derken beta güncellememiz. 22'sinde, 23'ünde de RC ya da bir beta sürümü daha gelecektir. 2 Mart'ta bir test, 20 Mart'ta bir test yine yapılabilir ama 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde ben 15.4 sürümünün halka açık olarak yayınlanmasını bekliyorum. Bununla birlikte 8 Mart'ta bir Apple etkinliği de bekliyoruz. Yeni bilgisayarlar ve yeni ürünler için. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Genel olarak durum bu şekilde. Bu güncellemeyi kimler yapsın derseniz bence kimse yapmasın. Gerçekten beta konusunda bir işiniz yoksa veya bir geri dönüt yapmıyorsanız, yazılım işiyle alakalı bir durum yoksa hiç bu güncellemeyi yapmayın. Çünkü kötü bir güncelleme bana kalırsa, hazır olmayan bir güncelleme bana kalırsa bu güncellemeyi bekleyin. Zaten 2-3 hafta sonra bunun tamamı çıkacak. Face ID diye de acele etmeyin çünkü denklemin öbür tarafı bence yeterince iyi değil. Benden bu kadar bu konuda. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Yorumlara deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Teşekkürler.